şu anda bir önceki vlogun kapanışındayız. Ama ben yeni bir video başlatmak istedim. Bundan sonrası böyle hafif ilk sahur Ramazan vlogu tarzında bir şey olacak. Bakalım, bilmiyorum, Ramazan boyunca bir vlog çekmek istiyorum. Ben seviyorum böyle videolar izlemeyi. Ramazan'da böyle ekstra Ramazan özel bir şey yapmayı da seviyorum. Bilmiyorum, bakalım bundan sonra bize neler gösterecek. Baktım geçen videoda, şok oldum hatta. Sahur bu sefer 5'teymiş. Böyle 4.30'lara falan geliyordu ama 5'te yani şey yaptım. Bir fazla geldi, bir garipsedim. Bir de iftar artık 8'de. Şok oldum. Normalde ben Edirneliyim. En son açan il biziz. O yüzden hani böyle ben alışım saat 9'da falan böyle iftar vaktinin olmasına. O yüzden garipsedim, bilmiyorum. Normalde bugün sabahlama hevesim vardı. Hevesim ve sabahlama demek istediğim şey. Sabaha kadar oturma hevesim vardı. Ama bilmiyorum dayanabilir miyim, dayanamaz mıyım? Aslında siz bu videoyu izlediğinizde bunu öğrenmiş olacaksınız. Fakat ben henüz bilmiyorum. Hem ben geceye daha iyi çalışıyorum ama belli bir rutin oturtmuştum. Çok hoşuma gitmiş. Gerçekten günü efektif bir şekilde kullanabiliyordum. Akşam 10.30 gibi yalan yatağa giriyordum. Hadi bakalım çocuklar uykuya modunda. Biraz kitap okuyordum işte 11-11 çeyrek kadar falan. Bir 15 dakika içerisinde mutlaka uykuya dalıyordum. 12'den önce uyumuş oluyordum. Ondan sonra sabah işte 5.30'dan itibaren başlayan alarmlarımdan ne zaman uyanabilirsem, ne zaman uyanırsam da geçtim. Ne zaman ayılabilirsem aslında. Normalde genelde hep 5.30'da uyanıyorum ama kendimi yataktan kaldıramıyorum yani böyle. Böyle benim birazcık bir şeyin itmesi lazım. O yüzden bakalım Ramazan için birazcık rutinimi değiştirecekmişim gibi geliyor bana. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Aslında ben size bunu Instagram'dan sordum. Instagram adresimi buraya bırakayım. Siz Ramazan'da nasıl uyku düzeninizi yapıyorsunuz diye. Hem bu yorumları hem de bu videoya inanılmaz zaman mutlaka bir soru cevap şeklinde böyle bir soru kutucuğu bırakmayı düşünüyorum. Mutlaka bana oradan da yazmayı unutmayın. Ben daha çok günlük hayatımda orasını aktif kullanmak istiyorum. Efektif diyecektim ama aktif demek daha mantıklı. Aktif kullanmaya çalışıyorum. Orada hani böyle günlük hayatımda böyle beni günlük olarak görmek isterseniz oraya da ulaşabilirsiniz. Ama haftada 3 günde YouTube'a video yüklüyorum. Eğer bu karşılaştığımız ilk videoysa mutlaka kanalıma abone olmayı unutma. Mutlaka seveceğim bir şeyler üretiyorumdur. Makyaj, vlog, birazcık diyet ama diyet yapamama falan böyle. Klasiktir benim. Ben çünkü diyet yapamıyorum. Neyse, bu konudan bir video önce bahsettim. Ve bir sürü bir diyet videom da var. Benim diğer videolarıma gidip bakabilirsin. Hatta şuraya bir yere ben bütün videolarımın olduğu bir playlist hazırlıyorum. Her video çekimde oraya ekliyorum. Oraya da bakabilirsin böyle. Aç orada, belki ben sevdiğim bir video verebilirsin yani. Mutlaka bir yerde anlaşırız seninle. o zaman bakalım günümüze devam edelim. Hayat bize ne gösterecek? Şşş, içim uyuyor, duyuyor musunuz? Saat 4'e çeyrek var, 20 var diyebiliriz. Çok zor dayandım. Zaten erken kalkıyorum normalde de. Ama 10.30'da falan artık uyku moduna geçmeye çok alıştığım için 5 saat uykumu kaçırmış şu an. 5 saatlik uykuda olmam gerekiyordu. Ama işte uyumayayım dedim. Olmadı. Bundan sonra mutlaka uyuyacağım. Yok. Gerçekten ilk defa gözlerimi bu şekilde görüyorum. O kadar sınav haftalarında sabahlamışımdır ama gözlerimi ilk defa böyle görüyorum. Siz de görüyorsunuz da çok fazla yorgun gözüküyor olabilirim. Çünkü gerçekten uyumaya denedim. Uyuyamadım da sürekli uyanacağım diye. Şimdi yavaş yavaş çayımı koyayım. 1 saat 20 dakikam var, 15 dakikam var. 15 dakikalığında artık yemek faslı bitiyor bir şekilde. Ondan sonra şey faslı başlıyor. Suya banma faslı başlıyor. Sanki daha hiç susamayacakmış gibi su içiyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. İnşallah niyetlenip yatıyoruz. İlk gün derler ya, uykuya tutturmak oruç değil. Biraz orucu ilk gün galiba uykuya tutturacağız ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü çok uykum var. Ben yarın kaçta uyanırım çok merak ediyorum. Ben yine bir 11-12 alarmımı kururum. Kamerayı açınca dilim açılıyor. Vlogu şu an şey yapıyorum. Şimdi toparlayamıyorum. Şu an vlogu editliyorum.
bakmışım ya, bir makyaj çıkartma ve bunu iki kere falan gösterdim yani vlogumda. Hatta diyorum ki yani hani çok fazla bunları gösterme. Hani artık insanın canı sıkılır yani aynı şeyleri izlemekten. Ama yok, anlatacağım, konuşacağım, sürekli konuşacağım. Ya böyle ben 2-3 saniye zaten vlogu böyle bir yarım saatlik yapıyorum. Ne kadar olacak hiç bilmiyorum. Siz de isterseniz yani şu an bana isterim istemem demezsiniz yani. Diyemezsiniz şu andan. Bir sabır mevimi de gösteririm. Belki özleyenler vardır. Beraber gelişelim, değişelim serisinde. Çünkü kahvaltımı, işte akşam yemeğimi, öğle yemeği yiyorsam, öğle yemeğimi, bar oyunumu, her şeyimi gösteriyorum orada. Şimdi bir belki iftarda emin değilim. Söz veremiyorum. Çünkü o açlıkla nasıl bir şekilde sağlanırım bilmiyorum. Ama sahurda göstermeye çalışırım. Hedefim yumurta haşlamak. Uykusuzum ve saçmalıyorum. Farkında mısınız? Bence farkındayız. O yüzden ben kaçıyorum. Büyük ben sahur menümüzde görüşmek dileğiyle. Evet, hazırsanız başlıyorum. Arkada fırın çalışıyor olabilir hala. O yüzden çıt çıt ses oradan geliyor. İki tane haşlanmış yumurtam var. Bir adet böyle domatesim var. Tuzlamadım. Çok fazla tuz yememeye çalışacağım susamamak adına ama bilemiyorum. Bu da donuk simitlerden ama asla bunları yakmadan pişirmeye başaramıyorum. Şöyle bir adet böyle burger var. Biraz peynir ve zeytin. Zeytin tabii ki bu kadar yemeyeceğim. Çok tuzlu. Bir de yanında çayım var. Bakalım. Bana afiyet olsun. Ben sürekli her videoya böyle başlıyorum. Böyle olmaz ki, bir vlog çünkü. Neyse, devam ediyorum. Ben çayımı aldım. Çayımı içiyorum. Ben bugün aslında size sabahı vlogunu çektim. Ama sonrasında hiçbir şey çekemedim. Çünkü böyle bir üstümde ağırlık vardı. Uykumu açımım çok fazla. Allah'a şükür ilk gün oruç çok güzel geçti. Ben nasıl inanırım arkadaşlar. Şimdi o günün gecesindeyiz aslında. Yani artık tekrar sahur yapacağım. İftarımızı yaptık falan filan. Neyse, ben size bugün aldıklarımdan bahsetmek istiyorum. O yüzden geldim. İlk olarak bu Englot'un bu damlaları var ya. Bunların tam ismini bilmiyorum. Şöyle bir damlacıklı şişesi var ya. Şöyle netlemeye çalışayım size hemen. Netlemiştir inşallah. Biliyorsunuz ki böyle kameramda challenge'lar yaşıyorum. Yani çok güzel bir damlacıklı şişesi var. Hatta bunu Instagram'da anlattım sizin için. Yani bir tık yoğun, daha sıvı değil. Değişik bir şey, bilmiyorum. Eğer bu video uzun olmazsa, bu videoda eğer bu video uzun olursa gelecek videoda mutlaka nasıl kullandığımı şey yapacağım, göstereceğim. Olmadı bir makyaj videosunu deneyeceğiz mutlaka, merak etmeyin. İkinci alışverişimde Instagram'da anlattım. Edali blog var biliyorsunuz. Beni biliyorsunuz, onu da biliyorsunuzdur. Onun bir Edlike diye bir girişimi var. Doğal taşlar, tüsler falan var. Muhteşem bir sayfa. Ben de geçen gün orada bir kampanya vardı. Bereket kampanyası. Ramazan'a girerken böyle bir bereket tütsüsünde indirim yapmışlardı. Bir de böyle sitrin bileklik vardı. Oradan aldım. Oradan aldım. Yanına da bir tane tütsü hediye ediyorlardı. Bir de böyle akik yüzük hediye ediyorlar. Hatta Instagram'da buna akrilik falan dedim yani. Ama neyse. Şimdi size böyle tütsüyü göstereyim. Böyle bu bereket tütsüsü. Ben çok merak ediyorum. Hiç böyle bir tütsü kullanmıyorum. Tütsü kullanmayı severim ama böyle çubuk tütsüler kullanıyordum. Yani bilemiyorum. Böyle bir paket haline geliyor. Gerçekten çok güzel bence. Yani muhteşem bir tasarım. Böyle tütsümüz.
Yanında bunu araştıracaktım bir önce unuttum. Selenit olması lazım. Selenit çabuk geliyor. Bir de böyle tüsüyü yakabileceğiniz bir tabak geliyor. Tabak mı denir bunun? Belki güzel başka bir adı vardır ama ben tabak dedim şimdi. Birazdan hatta yakacağım bunu. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Normalde sitrin bileklik alanına bir tane bereket tüsüse hediye ediyorlardı. Ve çok büyük indirim yapmışlardı tüsüde. Benim siparişime bir aksaklık çıkmış. Bir tane tüsüm gelmedi ama beni bana hemen göndereceklerini, başka bir kargoya göndereceklerini söylediler. Bence sosyal medya iletişimleri muhteşemdi. Bunu ikinci kere anlatıyorum. Böyle sanki kötülemiş gibi oluyormuş gibi hissettim ama asla kötülemek amacım değil. Sadece bu konuda başarılı olduklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Blok Yağmur'u takip ediyorsunuzdur belki. Orada onun Instagram adresinde sürekli böyle ayakkabı, yanlış ayakkabı gönderen falan sitelerden bahsediliyor. Çok kötü bir dille yapıyorlar. Ben muhteşem bir şekilde, kibar bir şekilde karşılandım. Hemen ilgilendi, hemen çözüldü yani. Muhteşem bir konuda. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi böyle ben biraz tüsümü gezdireceğim. Yani gece saat 1:30 olmuş ama ben tüsümü yakacağım. Bakalım şu an bereketlerimiz. Normalde bunları şey yapmam gerekiyor, topraklamam gerekiyor bileklikleri. Ama ben şu an o kadar alıştım ki, şu an hiç karışım yok. Yine yüzüğümü, ben çok severim yüzük takmayı. Böyle bazen bu parmağıma, bazen orta parmağıma falan takıyorum. İkisine de oluyor, birazcık orta parmak da sıkıyor ama. Benim tombik parmaklarımı. Ama bence muhteşemler, çok hoşuma gitti. Bilmiyorum bakalım, umarım bereketler gelir, hepimize bereketler gelsin. Bereketli bir Ramazan ayı olsun inşallah. O zaman hadi gelin ben tüsümü yıkayayım. Siz büyük ihtimalle beni sahurda yapırsınız. Siz beni büyük ihtimalle sahurda görürsünüz. Sahur menümü tekrar çekmeye çalışırım. Ders çalışacaktım ama çok uykum var. Oruçluyken ders çalışmak zorlar gibi geliyor. Hiç çalışmamın sınav haftam geliyor. Bilmiyorum. Ya montaj yapacağım ya ders çalışacağım. İnşallah ders çalışırım. Ama montaj yapmak beni daha zevkli bir şey olsun. Daha oraya çekiliyorum. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Devam edelim. Evet, ikinci sahurumuz başladı. Yine iki tane yumurta haşladım kendime. Bu sefer simit yerine pide var. Pide yemeği çok özlemişim. Pide deyince direkt Ramazan aklıma geliyor böyle. Gerçekten Ramazan'da benim için vazgeçilmezlerden bir tanesi. Domates, salatalık. Bu sefer iki tane burger doğradım. Yine peynir zeytin. Tabii ki bu zeytinin çoğu kalıyor. Yani bir ya da iki tane yiyorum. Çok tuzlu olunca satmasın diye. Bir de yanında çayım var. Hadi bakalım, ne afiyet olsun.